Elde edilen son görüntüler ve Türkiye'nin diğer illerindeki görüntüler de tekrardan incelendi. Bunun sonucunda göktaşının tek bir göktaşı olduğu, atmosfer içerisine hızla girdikten sonra sürtünmenin etkisiyle ısınarak ateş topu haline geldiği, ısı ve ışık yaydığı ve daha sonra patladığı görülmektedir. Görülen illerde dikkate aldığımızda özellikle Elazığ, Malatya, Bingöl, Erzincan, Erzurum ve Artvin'e doğru hareket ettiği atmosfer içerisinde. Buna bağlı olarak da en son Artvin civarından sonra ise havada patlayarak yok olduğu görülmektedir. Bu nedenle belirtilen illerde görgü tanıkları tarafından görülen ve izlenen göktaşının aynı göktaşı olduğu ifade edilebilir. Sonuç olarak 27 Mayıs akşam 8.30 civarında Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, hatta Karadeniz bölgesinde de izlenen görgü tanıkları tarafından da yeryüzüne düştüğü zannedilen göz yanılması neticesinde birçok yerde kişilerin aramış olduğu göktaşına ulaşamayacaklarını düşünmekteyiz. Bunun nedeni ise o tarihte Türkiye'de görülen göktaşının parçalanarak havada yok olduğu düşüncesindeyiz. Bu nedenle insanlarımızın boşuna arazide göktaşı aramasına gerek olmadığını düşünüyorum. Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Artvin bu istikametten Batum civarında patladı ifade edilmektedir. Göktaşları uzayda yıldız, asteroid gibi çeşitli gök cisimlerinden kopan, uzayda sapkın halde hareket eden cisimlerdir. Bunlar dünya atmosferine girdiklerinde dünyayı adeta koruyucu bir tabaka halinde kuşatan, atmosfer içerisinde genelde yeryüzüne düşmeden yok olurlar. Nadir olarak da yeryüzüne düşebilirler. Bunlar yeryüzüne düştükleri zaman yapılarda, binalarda, hatta insanlar üzerinde zarar verme ihtimalleri vardır. Ayrıca düştükleri yerlerde kraterler de oluşturabilirler. Nitekim ay yüzeyinde oluşan kraterlerin büyük bir kısmı ayın atmosfere sahip olmamasından ve koruyucu bir etkisi bulunmamasından dolayı ay yüzeyine direkt çarparak bunlar pek çok büyük kraterler oluşturmuşlardır. Evet, göktaşı ile ilgili son görüntülere ulaştık. Bu son görüntülerde görüldüğü gibi göktaşının özellikle Elazığ civarındaki bu görüntüler, güvenlik kameralarından çekilen görüntüler, burada göktaşının havada patlayarak yok olduğu görülmektedir. Yine topografik anlamda farklı bir açıdan bu bölgede düştüğü ve bu havada yok olduğu görülüyor. Ancak birçok yerde olduğu gibi kişiler tarafından düşen yerde infilak ettiği ve bir topografik yüzey üzerine düştüğü ifade edilmesinin sebebi aslında göz yanılmasıdır. Elazığ civarında son görüntüler, elde ettiğimiz bu görüntüler nedeniyle tekrardan incelememiz sonucunda göktaşının havada infilak ettiği görülüyor.